Şimdi ihtina asıl anlamı bize yol göster demektir. Çünkü Allahü Teala İnsan suresinde buyuruyor ki Estağfirullah Hel ete alel insani hinun mined dehr lem yekun şey'en neydi? lem yekun şey'en mezkura. İnsanın üzerinden çok zaman geçti. Hakkında henüz bir bilgi yoktu. Hakkında bir bilgi olan şey değildi. İnna hedeynâhu sebil. İnna halaknel insâne min nutfetin emşâc. Bu insanı biz döllenmiş yumurtadan yarattık. Nebtelihi, onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fece'alnâhu semî'an basîra. Bu sebeple onu işiten ve gören bir varlık yapmışızdır. Şimdi basir, aklıyla görebilen demektir. Gözüyle görme hayvanlarda da var. İnna hedeynâhu sebil. Onu yola yönlendirdik. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Ya şükreder vaziyette ya da nankör. İşte şükreder vaziyette olan o dinin sahibini biliyor, görevlerini yerine getiriyor. Nankör de görmezlikten geliyor. Öncelikle Allahü Teala'yı görmezlikten geliyor. Şimdi inna hedeynâhu sebil. Şimdi o sebille buradaki sırat aslında aynı şeydir. Biz onu yola yönlendirdik. Yani bir yola koyduk. Önüne iki tane yol açtık. Buradan gidersen doğrudur, buradan gidersen yanlıştır. Serbest bıraktır. İstediği taraftan gidebilir. O zaman onunla birlikte değerlendirdiğimiz zaman ihdinas sıratal müstakim, ya Rabbi bize doğru yolu göster demektir. Sen doğruyu göster, ona girmek bizim görevimizdir. Çünkü Allahü Teala hiç kimseyi durup dururken yola getirmez. Gayret gösterirsen Cenab-ı Hak seni o yola kabul eder. Gereken gayreti göstermezsen hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir kuluna torpili yoktur. Bütün kullarına eşit davranır. Gerekeni yaparsan Allahü Teala sana fazlasıyla verir. Yapmazsan sen bilirsin. Sonucuna katlanırsın. İşte biz Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki ya Rabbi bize o doğru yolu göster. Niye? Çünkü biz doğru yola girmeye kararlıyız. Kararlı olduğumuz için orayı göster diyoruz. Peki o yol hangi yol? Sıratallezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolunu göster. Peki Allah'ın nimet verdiği kişiler kim? Üstad, ulaike ma'allezîne en'amallahu aleyhim. Değil mi? Hangi suredeydi? Nisa suresi 69. 88. sayfa. Diyor ki burada ve men yuti'i Allah ve Resul. Buradan da onu anlayabiliriz. Şimdi ihdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola getir değil. Allahü Teala zaten sen o yola yöneldiğin zaman sen o yola kabul eder zaten. Kim olursa olsun. Şimdi bakın bu ayet onun o şeyin bir açıklaması gibi. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse.
Şimdi ben Allah'a itaat edeceğim ama nasıl? Nasıl itaat edeceğimi elçinin getirdiği haberle bilirim, değil mi? Onun için elçiye itaat, o elçiyi gönderene itaattir. Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Onlar kim? Yani en'amta aleyhim dedi ya orada. Kim onlar? مِنَ النَّب۪ي۪ينَ Nebiler. O zaman صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ne oluyor? Ya Rabbi nimet verdiğin kişi. Yani önümüze örnek. Örnek tipler istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Bize örnek kişiler nasip eyle ya Rabbi demiş oluyoruz. اُلَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ Nebiler. Bütün peygamberler bizim örneğimiz. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Estağfirullah billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Peygamberimizi taklit etmeye çalışacağız. Bütün peygamberleri bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala o peygamberlerin hayatından kesitler bize veriyor. Örnek alabilmemiz için. وَالصِّدِّقِينَ Özü sözü doğru olanlar, dürüst insanlar. Bir peygamber yanımda yok, bilgim de yok. O zaman dürüst insanları örnek al kendine. وَالشُّهَدَى Şahitler. Ne demek şühedâ? Yani ilim sahipleri ama doğru bilgi sahipleri. Yani olayları yüzeysel değil, tam olarak bilen ve dürüst bilginler. Onları örnek alın. Ve salihin ve iyi insanları örnek alın. İşte sıratellezine en'amte aleyhim bu. Ya Rabbi bize nimet verdiğin kişilerin yolunu, yani peygamberlerin, özü sözü doğru olanların, dürüst ilim adamlarının ve iyi insanların yoluna. Ve hasune ulaike rafika, bunlar ne iyi arkadaştır. Onun için bu surede Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'deki bütün örnek olayları da göstermiş oluyor. Çok sayıda örnek olay var. İşte o peygamberleri örnek almak istiyorsanız onların hayatından olan kesitlere bakarsınız. İyi insanları örnek almak istiyorsanız onlarla ilgili kesitler var Kur'an-ı Kerim'de. Sıddık, özü sözü doğru olanları almak istiyorsanız onlarla ilgili örnekler var. Ve işte onun için bu Kur'an-ı Kerim'in özeti durumunda oluyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Ya Rabbi gazaba uğramış olanların yoluna değil, gazaba uğramamış olanların yoluna. Mesela İsrailoğulları Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmişlerdir. Yanlış yapmışlardır, şımarmışlardır. Velattalin yoldan çıkmışların yoluna da değil. Mesela İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmıştır Hristiyanlar. Allah için üçüncüsüdür demişlerdir. Bunda kendileri itiraf ediyor, diyorlar ki 3. asra kadar İsa %100 bir insan ve bir peygamber sayılırdı. 3. asırdan itibaren biz onu tanrılaştırmaya başladık diyorlar. Yani İsa'ya tanrı diyenlerin kendileri olduğunu itiraf ediyorlar. Sonra da İznik Konsili'nde hangi İncil'de İsa tanrılaştırılmışsa onu seçiyorlar. Diğerlerini atıyorlar. Dolayısıyla yepyeni bir yapı kazandırıyorlar. Onların yoluna da değil. Onların ne yaptığı da Kur'an-ı Kerim'de belli. İşte onun için burada Yahudilere bakın demiş oluyor Allah-u Teala, zaten Bakara suresinde geniş geniş anlatıyor. Onlar gibi yapmayın. Hristiyanların ne hale geldiğini görün, onlar gibi yapmayın. İyi insanlar gibi, o peygamberlerle ilgili yapılan örnekler var, onların davranışları gibi davranış gösterin. Sizin önünüzde çok sayıda örnek hayatlar var Kur'an-ı Kerim'de. Ona bakın, ona göre hareket edin demiş oluyor.